arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Dağınıklığın kusuruna bakmayın diyeceğim ama masa gözüküyor mu oradan bilmiyorum. Ortalık biraz dağınık. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kafayı biraz kırdık. Aslında 2-3 saattir bir proje üzerinde çalışıyoruz. Çözemedik, bildik yöntemden devam ettik. Geçen dolapları topluyorduk. Böyle bir sürü CD bulduk. Bu eski CD'ler falan filan. Bunlardan ne yapalım, ne yapalım derken bir arkadaşıma hediye yapmaya karar verdim. Onun için önce ne yaptık? Hemen geliyorum. Sayın yönetmenim, şu çerçeveyi bir alabilir miyim? Benim yönetmenim değil, benim hizmet ettirmek olmaz. Sen yönetmeye hizmet edeceksin. Şimdi IKEA'dan şöyle bir çerçevem vardı benim. Görüyorsunuzdur. Bir de bu çerçevenin içerisinde... Dur, şöyle kenar koyuyorum. Azıcık ekrandan çıkıyor olabilirim. Şöyle bir resmim vardı. Ben bunu uzun zamandır kullanmıyordum. Sonra kaldırdım. Yerine geçenlerde yaptığımız o ışıklı tabelam vardı. Işık vardı ya, çiçekli mi çekti, onu koydum. Şimdi bunun içerisinde böyle 3 tane bölge var. Camında da şöyle buzlu cam var. Yani şuralara sadece bir şeyler koyabiliyorum. Biz de düşündük nasıl şey yapalım CD'lerle. Benim bunu hediye edeceğim arkadaşım biraz böyle mütasip bir arkadaşım. Dolayısıyla dedim ki ona, madem öyle, aslında ben sadece elif harfini yazmak niyetindeydim ama sonradan elif, lam ve mimi yazmaya karar verdik. Önce ne yapıyoruz? Onunla başlayayım. Ya da neler lazıma hiç girmeyelim ya, zaten iş karıştı. O yüzden direkt nasıl yaptığımızla başlayalım. Tabii biz bilgisayardan öncelikle harfleri şöyle şablonlar çıkarttık. Sonra bu şablonlarla CD'leri daha önceden parçalamıştık şu şekilde. Gerçi burada bir dünya CD var, yani bunların belki dörtte birini falan kullanacağız. Geri kalanı ne yapacağız abi biz bunların? Bilmiyorum, yani bir yere koyacağız herhalde. Gelin bir sonra bir şeyler aklımıza gelir yaparız. Sonra şöyle parçaladığımız CD'leri şöyle bir şablon oluşturacak şekilde şu harfin kalıbında yerleştirdik. Sonra bunları kestik. Bu arada ben ikinci şablonu hazırlıyorum. Dur, şunu da şuradan koy. Sonra şöyle mim harfi haline getirdim. Sonra da en son bitirdik. Ve bir elifimiz oldu. Yani elif, lam, mim diye 3 tane sıralayacağız. Sonra da bunun etrafını şu parlak yeşil olanlarla süsleyeceğiz. Komple CD'den böyle bir tablo yapmış olacağız. Biz zaten başlamıştık. Çünkü biz bunu 2-3 farklı yolla denemeye karar vermiştik. Yapmaya karar vermiştik. Ama hepsi patladı. En son geleneksele döndük. Şimdi buradan devam ediyoruz tekrar. Bir tane harfimiz hazır. Şimdi diğerlerini yapalım. Bak. Bozma. Tamam, bozmayacağım. Beceriksiz. Şablonu çıkartırken iki kere ters kestik de sayın yönetmenim ve sevgili kardeşim o yüzden uyarıyor. Sanki kendisi de yanlış kesmemiş gibi. You. Az önce kim yanlış dizmişti? Dizdim, kesmedim. Tamam, ne fark ediyor? Hadi çok şey var yani. Dizmekten geri dönüş olur ama kesmekten geri dönüş olmaz. Fark etmez, ben kestim, ona rağmen tekrar dizdim. Harflerimiz hazır arkadaşlar. Şu kağıt bantlar ve işimiz bitti.
Küçük bir iş kazası. Maalesef ki kağıtların arasında zımba teli varmış. O da parmağıma girdi. Neyse, devam edelim. Şimdi arkadaşlar, şu panomu alıyorum. Aynı şekilde yatay kullanacağız. Hiç kapatmadan. Şu şekilde. Harflerimizi şöyle yapalım hatta. Güzelce ortalıyoruz. Bu zemine yapıştırıyoruz harfleri. Sonra da etrafını dolduracağım. Yani bu gördüğünüz siyah alanlar hiç kalmayacak. Ana karakterlerimizi bu şekilde yerleştirdik. Şimdi etraflarını doldurmaya başlayacağız. Bu iş biraz daha uzun sürecek. Çünkü hemen hemen en kötü şu alanları en ihtimal tamamını kaplayacağız. O yüzden bir küçük parça yaparken arkadaşlar en çok dikkat edeceğiniz şey şu. Bazı parçaları kese kese yerleştireceksiniz. Çünkü arada çok da böyle göze çarpan boşluklar kalmasını istemiyorum. Arkadaşlar, şimdi tabi CD'leri böyle stabil kesemediğiniz için aralarda boşluklar kalıyor. Bu boşlukları da benim şöyle rölef pastam var. O rölef pastayla dolduruyorum. Böyle şey gözükecek. Hani mozaik yapılmış gibi gözükecek. Daha hoş bir görüntü olacak. Ne yaparsanız yapın. Tabi araları böyle sıfıra sıfır doldurma gibi bir durumunuz yok. Şöyle aralara gelen yerlere sürün. Sonra önce şöyle bir kazıyıp fazlalıklarını alın. Sonra da bir kağıt peçete yardımıyla o bölgeleri silin. Kabayı aldıktan sonra çok kenarlara gelmeden sadece ortalarını ıslak peçeteyle silin. En son zaten komple bir temizlik yapacağız.
CD'leri değerlendirerek yaptığımız tablomuz bitti. CD'leri kestik, yapıştırdık, desen verdik biz. Dediğim gibi mütasip bir arkadaşıma hediye edeceğim için bunu biraz onun tarzına uygun olarak Elif, Lam ve Mim harflerini CD ile yazdık. Mor CD'lerle yazdık daha doğrusu. Geri kalanı da diğer renkli CD'lerle döşedik. Artı mozaik desene vermek amacıyla ve belirginleştirmek için de beyaz rölyef pastel aralarını doldurduk. Bu da böyle bir çalışma oldu. Hem CD'lerimizi değerlendirmiş olduk hem de farklı bir çalışma yapmış olduk. Neyse daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki videoda bakalım neler yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.